Konut satışları çakılacak dediğim zaman ağza alınmayacak sözleri söyleyenler TÜİK'in bu rakamları sonrasında ne söyleyecekler, nereye kaçacaklar bilmiyorum arkadaşlar. Aynen söylediğimiz gibi Eylül ayında %6.9 oranında geçen yıla göre konut satışları resmen çakıldı. Bir önceki aya baktığınızda yüzde %54'lük bir artış vardı. Hele iki önceki aya baktığınızda yüzde %134'lük bir artış vardı. Haziran ayına baktığınızda %209'luk bir artış vardı. Nasıl bir uçurumdan düştüğünü görün. Bu arkadaşlar neden bu kadar fevri bir şekilde ya sen ne diyorsun diye bir yin küfür ettiler bize? Çünkü foyalarını ortaya çıkarttık arkadaşlar. Konut satışlarının düşeceğini söyleyerek, bunun nedenlerini söyleyerek, fırsatçıların ortaya çıktığını söyleyerek foyalarını ortaya çıkarttık. Bunun için rahatsız oldular, karalamaya çalıştılar. Bütün bu karalama kampanyaları TÜİK'in iyimser rakamları devreye girdiğinde bile kurtarılamadı. Eylül ayına geldiğimiz an itibariyle Haziran'a göre %200'ün üzerinde satışlarda bir düşüş gözleniyor arkadaşlar. Ve geçen yılki satış rakamlarının bile altına düşülmüş durumda. Üstelik devlet inanılmaz bir fırsat vermişti. Ertelemeli kredi, düşük faizli kredi sadece Haziran'la mı sınırlıydı bu? Sadece Haziran'da satışlar artsın son sonra Temmuz, Ağustos, Eylül çakılsın niyetiyle mi biz kendi vergilerimizle o kredileri finanse ettik? Evet bizler ettik o kredileri finanse. Siz sanıyor musunuz ki o ucuz krediler müteahhitlerin cebinden çıktı ya da bankaların cebinden çıktı? Hayır. Kamu bankaları ya da özel bankalar bu zararlarını devlete gösterecekler. Devlette de onları ya vergiden düşecek ya da görev zararı olarak gösterecek. Peki bedelini kim ödeyecek? Her zaman olduğu gibi biz ödeyeceğiz diyeceğiz arkadaşlar bugün konut satışları açıklanırken aynı zamanda bütçe açığı açıklandı Eylül ayı bütçe açığı 29 milyarın üzerinde 29.7 milyar lira Ocak'tan Eylül'e kadar bütçe açığının 141 milyar liraya ulaştığını gösteriyor bu performans devam ederse ki etme ihtimali çok yüksek arkadaşlar yani Ekim Kasım Aralık aylarında da 20 milyar liranın üzerinde bütçe açıkları gelmeye devam ederse 220 milyar liralık bir bütçe açıyla karşı karşıya kalacağız anlamına gelir. Merkez Bankası faizleri arttıracak mı soruları soruluyor. Konut piyasası bu kadar gömülmüşken, Eylül ayında %6.9 düşerken, Ekim, Kasım, Aralık aylarında çok daha dramatik bir şekilde çakılacakken acaba Merkez Bankası faizleri arttırabilecek mi? Bütün bu soruların cevaplarını sizler için vermeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Önce gelin şu fırsatçılarla başlayalım. Biraz önce de söylediğim gibi devlet bizim vergilerimizi kullanarak inanılmaz bir indirim yaptı kredilerde. Vatandaşıma güzellik yapıyorum dedi. Ya pandemi döneminde vatandaşına konut satarak mı güzellik yapıyorsun? Bütün niyetin ne olduğunu biliyorduk biz. Aslında müteahhitlerin elindeki stokları boşaltmak niyetindeydiler. Bunu yapabilmek için de kredileri düşürüp pandemiyi bahane etmek derdindeydiler. Bunları gayet iyi gördük. Bu kredi daha çıkmadan kulağımıza çalındı an itibariyle dedik ki Aman ha devlet size büyük bir güzellik yapıyor. Bu güzelliği doğru düzgün okuyun. Ey ev sahipleri, ey müteahhitler, ey yatırımcılar. Hemen fiyatlarınızı ikiye katlamayın. Bu sizin için çok önemli bir fırsat. Bu fırsatı doğru kullanırsanız elinizdeki bütün stokları boşaltma imkanına sahip olabilirsiniz. Üstelik bizi kullanarak yani benim vergilerimi kullanarak bu fırsattan yararlanabilirsiniz dedik. Ama yok aç gözlüğe ve fırsatçılığa devam et. Son 10 yıldır hatta son 20 yıldır yaptıklarını bir kez daha yaptılar. Sahne ama bu kez geri tepti. Fiyatları hemen ikiye katladılar. Hemen Türk lirası bazında fiyatları ikiye katlıyoruz çünkü maliyetlerimiz artıyor dediler. Ya kardeşim bitmiş binanın, bitmiş konutun nasıl bir maliyeti var da siz hemen fiyatları ikiye katladınız? Ayrıca düne kadar krediler ucuz değilken, inim inim inlerken ağlarken elimizdeki konutları her türlü satalım da hangi fiyattan olursa olsun derken bir anda nereleriniz kalkmaya başladı? Neden bu kadar havalara girdiniz? Çünkü milletinizi saf sandınız, ahmak sandınız, aptal sandınız. Biz nasıl olsa geçmişte olduğu gibi her fiyattan millete bu konutları çakarız, kakalarız dediniz. Ama Haziran'ın ilk yarısında foyanız ortaya çıktı. Çünkü ben ve benim gibi bir yığın insan çıkıp sizin fırsatçılığınızı ayan beyan söyledi. Bunun sonrasında almayı düşünen pek çok insan konut almaktan caydı. Pek çok insan konut alma niyetindeydi. Fiyatları uygun buluyordu. Oysa fiyatlar aslında çok da uygun falan değildi. Ona rağmen olsun kardeşim bu kredi oranlarıyla konut alırım en azından ev sahibi olurum diyen binlerce belki milyonlarca insan vardı ama siz onların hepsini kaçırdınız. 150-200 bin tane konut sattık diye düğün bayram yaptınız ve bunun devamının geleceğini sandınız. Geldi mi? Gelmedi. Temmuz ayına gelindiğinde Haziran satışlarının yarısına düşülüverdi. Temmuz ayından Ağustos ayına gidildiğinde dörtte birini bile satamadınız konutlarınızın. Bu sefer ya neyse fiyatları düşürelim de en azından bu fırsattan yararlanalım dediniz ama insanlar çoktan uyanmıştı ve sizlere olan güvenini de tamamen kaybetmişti. 50 defa söyledik. Sizin için söyledik aslında yapmayın etmeyin bu fırsatı kaçırmayın dedik ama dinlemediniz. Yüksek fiyatlarla bu fırsatı yakalamışken çakarım vatandaşa dediniz. Fiyatları ikiye katladığınızdan bu çok net bir şekilde ortada. Bazı uyanıklar elindeki malı çıkartmayı başardı ama çoğunluk uyanığın elinde o mallar patladı. Hala 4 milyonun üzerinde bir konut stoku var ve bu 4 milyonun üzerinde konut stokunun bu faiz koşullarında artık elden çıkartılması mümkün olmadığı gibi insanlar şuna da uyandı. Ya kardeşim ben niye müteahhiti zengin ediyorum ki? Ben müteahhiti zengin edeceğime elimdeki nakiti götürürüm dolara, altına, euroya, sterline hatta belki faize yatırırım ve nakitte kalırım bu kriz sürecinde demeye başladılar. İşte bu tablonun ortaya çıkmasındaki en temel nedenlerden birisi de bu oldu. Ama bu neden birinci sırada değildi arkadaşlar. Birinci sırada olan müteahhitlerin, ev sahiplerinin fırsatçılığıydı. İnsanların gözünün içine baka baka onları kandırmaya çalışmalarıydı. Bunu sadece 3-5 tane müteahhit yaptı kardeşim diyebilirsiniz. Hiç kusura bakmayın bu genele yayılmamış olsaydı emlak sitelerindeki fiyatlar aniden o krediler açıklandığında silinip yerine yeni fiyatlar konulmamış olsaydı yani bu iş azınlıkta kalmış olsaydı çoğunluk hala fiyatları alınabilir seviyede tutmuş olsaydı biz bu tabloyla karşı karşıya kalmış olmazdık sevgili dostlarım. Büyük bir kesim yaptı bunu hiç kusura bakmasınlar aradaki bir iki tane istisna belki ya doğru değil bu demiş olabilir. Ama büyük bir kesim fırsatçılık yaptı arkadaşlar fırsatçılık yaptıkları için de o konutlar ellerinde patladı. Bazıları şunu söylüyor. Konut fiyatları yükseldi. E yükseldi, yükselse ne olacak? Yükselse ne olacak satamadıktan sonra? Ben herhangi bir su alacağım. Bakkala giriyorum. Bana diyor ki 10 lira su. Alır mıyım o suyu? 2 bakkal öteye giderim. 5 lira derse ondan da almam. 3 bakkal öteye giderim. 3 lira derse ondan da almam. Ne zaman doğru fiyatı yakalarım o zaman o suyu alırım. Konutta durumun farklı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yazmışlar orya 1.5 milyon 2 milyon 3 milyon 5 milyon yaz yazmakta bir sorun yok ki. Önemli olan orada bir talep var mı yok mu ona bakacaksın. Müşteri geliyor mu gelmiyor mu ona bakacaksın. Müteahhitin ne istediğinin hiçbir önemi yok. Ev sahibinin ne istediğinin hiçbir önemi yok. Önemli olan para sahibinin oraya para yatırıp yatırmaması meselesi. Arz ve talep ilişkisini ortada buluşturamadığını sürece birileri fiyatları yüksekten yüksekten atar tutar. O fiyatların hepsi elinde patlar. Bundan 2 ya da 3 ay sonra esas tabloyu görmeye başlayacağız. Konut satışları tamamen dip yaptığında müteahhitler, ev sahipleri, yatırımcılar bir yıl masrafla karşı karşıya kaldıklarında ve borçlarını ödeyememeye başladıklarında biz esas tabloyu göreceğiz. Fiyatlar düşmeyecek. Nasıl düşmeyecek? Eğer ki alıcı yoksa eşek gibi düşecek. Öyle kolay mı yüksek fiyatlarla millete mal çakmak? istediğiniz gibi kara borsa yapmak. Öyle kolay mı insanların vergileriyle, 3 kuruş yatırımlarıyla, tasarruflarıyla oynamak? Hayır değil. Türkiye'de konut sektörünün dengeleri artık ister istemez oturacak. Ve insanlar çok doğal olarak konutun artık bir yatırım aracı olmadığını görüyorlar. Kimseyi kandıramıyorsunuz. Maketlerden ev satma dönemi bitti. Allayıp pullayıp bir tane havuz gösterip bu rezidansdır deyip çakma dönemi bitti. Hiç kimse bunları yemiyor ve yemeyecek de bundan sonra. Stoklarınızı tüketebileceğiniz tek bir kesim var. Bunu anlamak ve kabul etmek zorundasınız. Dünyanın her yerinde, bütün ülkelerde konut sektörünü canlandıran orta gelir grubudur. Orta gelir grubuna uygun bir fiyat politikası izlenmezse o konutlar her geçen gün stoklarda birikmeye devam eder. Her geçen yıl eskimeye devam eder. Sizin sıfır diye yüksek maliyetlerle satmaya çalıştığınız konutlar elinizde patladığında 10 yıl sonra artık 10 yıllık binalar haline gelir ve ister istemez eskime kaynaklı fiyatları düşer. Şunu söyleyebilirsiniz ama her sene fiyatlar artıyor. Neye göre artıyor? Enflasyona göre mi artıyor? Dolar fiyatına göre mi artıyor? Altın fiyatına göre mi artıyor? Bütün diğer yatırım enstrümanlarına göre mi fiyatı artıyor? Hayır artmıyor. Son 20 yıl içerisinde altın fiyatları %1700 artmış, konut fiyatları %500 bile artmamış. Son 20 yıl içerisinde döviz fiyatları %800 artmış, konut fiyatları %500 bile artmamış. Demek ki konut hiç de cazip bir yatırım aracı değil. O zaman konut denildiğinde hitap edilecek kesim buna ihtiyacı olan kesimdir. Ve zaten barınma sosyal bir ihtiyaçtır. Ve bir ülke orta kesiminin sosyal ihtiyacını karşıladığı sürece sosyal bir devlettir. Bunu karşılayamıyorsanız bugün 5000 lira, 6000 lira, 7 bin lira hatta hatta 10 bin lira geliri olan insanlar o sizin bahsettiğiniz evlerin kıyısından köşesinden bile geçemiyorsa 15-20 bin liralık taksitlerle adamların karşısına çıkıyorsanız o evleri nasıl satmayı planlıyorsunuz? %6.9 oranında düşüş bir önceki aya göre %19.75 oranında düşüş sadece 3 ay öncesine göre %200'ün üzerinde düşüş ipotekli satışlarda bir önceki aya göre %38.5 düşüş. Ortada bir gerçek var. 500 bin liralık ev 1 milyon olduysa eğer 1 milyonun üzerine bir de faiz ödüyorsanız eğer o zaman düşürülen bu kredi oranının benim için bir anlamı kalmıyor ki. Ben bankaya faiz ödemek yerine müteahhitin cebine para koymuş oluyorum. E o kadar da saf değiliz herhalde. Siz Türk halkının para konusunda ne kadar zeki olduğunu, para hesaplama konusunda ne kadar akıllı olduğunu hala öğrenemediniz mi? Türk halkının bütün iktidarları ekonomik nedenlerle gönderdiğinin farkında değil misiniz? Gelelim son olarak şu bütçe açığı meselesine. Bu bütçe açığı varken, bu konut fiyatları bu şekilde çakılmışken, cari açık her gün artarken, dövize hücum devam ederken 218.3 milyar dolar olmuş yerleşiklerin yani Türkiye'de yaşayan insanların döviz mevduatları ve aynı zamanda merkez rezervleri düşüp yabancılar hızlı bir şekilde Türkiye'den kaçarken hala Merkez Bankası'nın faiz arttıracağını düşünüyorsanız büyük yanılırsınız. Merkez Bankası faiz falan arttırmayacak önümüzdeki hafta. Neden biliyor musunuz? Döviz nereye giderse gitsin bakış açısıyla olaya bakıyor da ondan. Çünkü hükümet dövizin devriyor olmadan cari açığın kapatılamayacağını biliyor da ondan. İhracat yapılamayacağını biliyor da ondan. Borç bulunamayacağını biliyor da ondan. Bütün verilerin daha da beter olacağını biliyor da ondan arkadaşlar. Ve önümüzdeki hafta Merkez Bankası faizleri arttırırsa benim için büyük bir bir sürpriz olur. Konut sektörü daha da dibin dibine gider, cari açık daha da patlar, çok daha büyük bir ekonomik krize sürükleniriz. Öyle bir durumda da faizler bugün yükselse de düşse de sabit kalsa da fark etmez. Öyle bir devalüasyon olur ki kimse bunun önüne geçemez. Öyle 14-15 liralarda değil, çok daha yukarıdaki rakamları konuşmaya başlarız. Öyle basit ve kolay atlatılabilir bir ekonomik kriz değil. Yıllarca altından kalkamayacağımız, hepimizin çok daha fazla yoksullaşacağı bir sürece doğru götüren büyük bir ekonomik bunalımla karşı karşıya Karşıya kalırız. Onun için Merkez Bankası'nın ben faizleri arttırabileceği kanaatinde değilim. Öyle ya da böyle dövizden vazgeçecekler. Faizle yapamadıklarını belki dövizle yapabilirler. Döviz veli olunca insanların elindeki para belki konuta kayabilir. Emin olun bunu da düşünüyorlardır. Yoksa Türkiye ekonomisini kurtaralım yeter ki Türkiye ilerlesin diye bir görüşleri olduğu kanaatinde değilim. En azından dövizin yükselmesini sağlayarak konut piyasasının canlanmasını sağlamaya çalışabilirler. Onun için ben Merkez Bankası'nın bir faiz artışına gideceği kanaatinde değilim. Evet cümle arkadaşlar. Fırsatçılara fırsat verildiği sürece hiçbir şeyin düzelmesini beklemeyin. Evet bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve tabii ki beni Instagram ve Twitter'dan da izlemeyi, takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlarım.